Herkese merhaba, Top Eleven'ın değerli menajerleri, Goastim FC kulübü menajeriniz ben Emrullah Zengin. Ve arkadaşlar, Top Eleven'da oyun gücü nedir? Oyun gücüyle alakalı bir videomuz olacak. Bu videomuzda ben kendim geliştirdiğim bir oyun gücünü paylaşacağım sizinle. Oyun gücünde Top Eleven'a gösterdiğiniz güç farklı. Bir de oyunun kendisinin de bir gücü var. Yani oyuncularını geliştirmenizle alakalı bir durum. Mevkisel olarak ne kadar güzel geliştirirseniz o kadar zaten uzman bir menajer oluyorsunuz ve bu şekilde de bir oyun gücü ortaya çıkıyor. Yani Top Eleven'a gösterdiğiniz güç diyelim ki 130 ama gerçekten savunmacılarınızın, orta sahanızın ve hücumcularınızın gerçek güçlerini ben nasıl hesaplıyorum ve oyunda bu şekilde hem kendimi hem de diğer arkadaşları nasıl analiz ediyorum, rakiplerimi de aynı şekilde. Böyle bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu konuda size olabildiğince basit bir anlatım yapacağım. Şu anda kendi kulübümden başlayayım arkadaşlar ve dizilişte gördüğünüz gibi ilk başta kadromun tamamını bu şekilde analiz ediyor olacağım. Kendim bir Excel tablosu oluşturdum. Orada otomatik formüller var. İşte bölüyoruz, çıkartıyoruz. Bunu siz kendiniz de yazarak da bulabilirsiniz. Şu anda hemen ben kendi kulübüm için bir çıkarım yapalım hemen. Kaleci Casillas'dan başlayalım. Casillas'ımız şu anda 124 gücünde görünüyor. Ama ortalaması 130. Hatta şöyle yapalım. Top Eleven beni şu anda 131.7 gösteriyor. Onu gördüğünüz gibi Top Eleven gücünü buraya hemen yazıyorum. Daha sonrasında ise Casillas'ımıza geliyoruz ve Casillas'ımızın bu gücünü almıyorum. Casillas'ımızın bu gücünü almıyorum. Casillas'ımızın alacağımız güç ise tamamen şu kısım arkadaşlar. Kalecilik kısmı dediğimiz bu kısmı baz alıyorum 130 olduğu için. Ve bu şekilde de 130 olarak kalecimizin bu kısmına 130 yazıyorum. Daha sonrasında da geliyoruz defansımıza. Vidic gene 117 görünüyor ama becerilerde 158. Beckenbauer 135 görünüyor ama 164. Onları da hemen topluyorum. 158 ve 164. Hemen sonrasında da diğer defans oyuncum Maldini'yi baz alıyorum ve bu da 159 gücünde. Onu da hemen diğer kısma yazıyorum. 159. Ve bu rakamları, bu 4 rakamı 4 oyuncum, kalecim ve 3 tane savunmacımı toplamda toplayıyorum bunların hepsini. Bunların toplamı zaten 611 yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bunu da 4'e böldüğümüzde ise bu sefer bize 152'yi veriyor. Yani benim savunma gücüm aslında 152. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Normalde ben bir sonraki rakiple karşılaştığımda mesela bana ne diyor? Savunma gücüm 123 gösteriyor beni. Ama oysa az önce gördüğünüz gibi benim gerçek savunma gücüm ise 152 oluyor. Bu şekilde rakipleri de analiz edebiliyoruz. Bu benim gerçek bir savunma gücüm olduğu ortaya çıkıyor. Ve hemen orta sahaları da yapalım. Orta sahalarda da bu sefer gene DMC Gattuso 130 görünüyor ama 158. Orta sahamıza da aynı şekilde 158 yazıyoruz. Zidane 134'e 143. Şurada ise arkadaşlar orta sahada ise şunlardan hangisi yüksekse onu baz alıyorum. Burada 143 yüksek. Demek ki bu oyuncu daha çok savunma ağırlıklı ve bu yüzden 143'ü alıyorum. Savunmamı da hemen 143 olarak baz alıyorum orta sahadaki bu oyuncumu. Ve geliyoruz diğer oyuncuma. Diğer oyuncum da Pirlo. Gene orta saha oyuncum. Bu da 130 gücünde ama bakın burada bu sefer de hücumu ön plana çıkıyor. Ve ben de bu sefer hücumu baz alıyorum. Hücumda hangi özellik yüksekse onu alıyorum ve 143 olarak değerlendiriyorum bu oyuncumu da. Ve bu oyuncuma da 143 yazacağım.
Eğer orta sahada başka bir oyuncu yoksa, yani DMC, MC, MC ve MR, ML varsa bu listeye dahil ediyorum. Ama MR, ML yok, AMC, AMR, AML'leri ise ucuma sayacağım. Bu yüzden bunların hepsini topluyorum. Siz bunu hesap makinesiyle de yapabilirsiniz. Bunları topladıktan sonra 3 oyuncum olduğu için 3'e bölüyorum. Ve benim orta sağ gücüm ortaya çıkıyor bu seferde. E şimdi geldik hücuma. Hücum için de aynısını yapalım. Bunların dördünü topladığımızda da bu sefer bize verecek rakam, hemen şöyle göstereyim. Bunların üçünü topluyorum. 787 buluyorum. Bunu sonra topladığım oyuncu 4 oyuncuydu. Ve hemen 4 oyuncuya bölüyorum ve 196'yı buluyorum. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar bu üçünü birden topluyorum. Ki bunu şu anda benim tablomda Excel'de bunu otomatik yapıyor. Ama siz böyle çok önemli rakiplerinizin oyun gücünü araştırırken de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu üçünü topluyorum hemen. Bu üçünün toplamı ise bize vereceği rakam ve şurada gördüğünüz gibi 497. Ve bunu 3'e bölüyorum. 3 mevkim olduğu için de 3'e böldüğümde de bu sefer benim takımımın oyun gücü bu olduğu ortaya çıkıyor. Yani ben aslında 131 görünüyorum ama asıl gücüm ise 165. İşte oyun gücü bu arkadaşlar. Bu her seviyede menajerde en azından bir 30 puan fark olmalı ve gri farklarını da değerlendirirseniz, koyu gri açık gri dengesinde baz alarak düşünürseniz eğer, en az 30 fark öneririm. 30 farktan yukarıya artık bir profesyonel menajer olma yoluna doğru gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendi uydurduğum sistemde ben kendim profesyonel menajer olarak kategorisine soktum kendimi. Yani bu şekilde. Ve hemen bir örnek daha vermemi isterseniz eğer, hemen hızlıca Afşin arkadaşımızın da aynı şekilde kadrosunu yapayım. Hatta buralara hızlı geçeyim. Şimdi Afşin arkadaşımız arkadaşlar gördüğünüz gibi kadroda bu sefer yedeklerde de var. Ve böylelikle aslında hızlı geçecektim ama böylelikle burada yedekleri de nasıl değerlendirdiğimizi göstereceğim size. Hemen kaleciyi bir önce bir Afşin ne kadar görünüyor? 87 görünüyor. Top elevanı kandırabilirsin Afşin kardeşim ama bizi kandıramazsın. Geldim hemen kadrosuna. Kalecisi 124. Şimdi arkadaşlar hepsini yaptığımda normalde gördüğünüz gibi bu şekilde bir güç çıkıyor. Ama burada işte burada menajerler bazen şey de yapabiliyor, kadrosunu gizleyebiliyor ve bu durumda yapabileceğim şey ise mesela kalecide. Kaleci mesela 113'e 124. Bakıyorum yedeklerinde sakladığı kaleci var mı? Kendi as kalecisinden daha yüksek kaleci var mı? Bakıyorum yok. Daha sonra yedeklerindeki güçlere de bakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Kaliteye göre sıralayalım. Mesela AMC, AML muhtemelen bunu oynatacaktır. Ve 127 gücünde bu. Bu sefer benim asıl AMC'de neydi? O da 127. O zaman herhangi bir fark yok. Geçiyoruz. Kerimoğlu. Bu da mesela 143 gücünde. Bu sefer MC'de ise 143 olanın, yani en düşük olan kaçtı? 97'ydi. Bunu 143 yapıyorum. Çünkü bunu yedeklerde tutuyor hala. Görünmüyor çok. Burada 163 mesela. Bu hem ST hem AMC. Bu sefer hücuma geliyorum. Eğer formasyonu bu şekilde oynatacaksa. 163'tü bu mesela. En düşük olan şunu 163 yapıyorum. Böylelikle kadrosunu saklasa bile yine de bunu biz bir şekilde görmüş oluyoruz. Burada gene MC kısmında, MLAML kısmında 119 var. Bakıyorum orta sahasında
119'dan düşük kimler var? Şu en düşüğü 119 ile değiştiriyorum. Yani Afşin kardeşim de tüm kadroyu yedeklemiş ya. Gene MC pozisyonda MR, AMR oynayabilecek bir oyuncu olduğu için MR'de oynattığını varsaysam bunu. 123 olacak. Orta sahasında gene bu sefer en düşük olanı 123 ile değiştiriyorum. Başka savunma mesela. Savunmalar çok düşüktü. Burada savunma 133. Hemen geliyorum savunmaya. Savunmada 133 en düşüklerinden birini 133 yapıyorum. Gene bir savunmacı daha var. Bu da 131. Gene savunmacı değerdeki en düşüğünü 131 yapıyorum. Başka yedeklerde var mı diye bakıyorum. Gene bir savunmacı daha var. 174 muazzam. Bu sefer burada da gene savunmacılardan en düşüğünü kim kaldı? Bu kaldı. 174 yapıyorum bunu da. Evet, bu şekilde yaptığımızda başka yedeklerde kimler var diye baktığımda diğerleri zaten o kadar yüksek değil. O yüzden diğerlerine çok bakmıyorum. Sizin de vaktinizi almamak için. Burada bir 135'lik var ama bizde zaten savunmacıların hepsi yüksek çıktı. Hadi bunu da 135 yapalım. Ve böylelikle Afşin Hoca'nın takımı her ne kadar Top Eleven'a 87 gösterse de gerçek gücü 138 çıkıyor. Böylelikle rakibimizi analiz ederken bu şekilde gerçek oyun gücünü analiz edebiliriz. Kendi oyun gücümüzü öğrenebiliriz. Ve kendi oyun gücümüzü maksimuma çıkartmaya bu şekilde çalışabiliriz. Böylece arkadaşlar bir oyun gücünü nasıl belirliyorum ve oyun gücü videomuz buraya kadardı. Siz de kendi oyun gücünüzü bu şekilde tespit edebilirsiniz ve rakiplerinizin de aynı bu şekilde neler yaptığını, aslında gerçek güçlerinin ne olduğunu bilerek daha güzel analizler yapabilirsiniz. Mesela bu benim karşımdaki rakip şu anda muazzam bir şekilde kadrosunu geliştirmiş. Gördüğünüz gibi hücumu da yüksek seviyede, üstelik bu Top Eleven'a gösterdi bu hücumu yani. Bir de bunun gerçek boyutu var. Gerçekte ise kadrosu daha da muazzam. Yani gayet verimli. Bu şekilde hem rakiplerimizin hem de kendimizin gerçek oyun güçlerini tespit edebiliriz arkadaşlar. Bu yeni bir sistem. Benim uydurduğum bir sistem. Başarılı da gidiyor. Yani çok da şey olmuyor. Sizin bu şekilde varsa eğer buna katkı yapabileceğiniz baremler, yorumlarda belirtin lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.